Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gönlü güzel takipçilerim. Şöyle havayı güzel görmüşken yani komşum ve benim torunumla birazcık gezintiye çıktık arkadaşlar. Bahçelerdeyiz, zeytin bahçesindeyiz ama şöyle kenar kısımlardan bir bakacağız. Evet, bahar çiçeklerini açtı. Harika güzel açtı arkadaşlar. Hemen şurada ben püsü bacağı diye bir böreklik ot var arkadaşlar. Çok güzel. Hem de artık karşımıza hangi otlar çıkar onları da size göstereceğim. Belki daha önceki videolarımda gösterdiğim otlar olabilir ama yine de şöyle videoda hangisi denk gelirse onu da göstereceğim. Daha önce gösterdiğim otlardan olabilir ama bu videoyu ilk defa izleyen takipçilerim olabilir arkadaşlar. O yüzden yeni gelen takipçilerime de hoş gelmişler diyorum. Ne iyi etmişler de gelmişler kanalımızda bizimle beraber bu videoyu izliyorlar. Hepinizden Allah razı olsun. Gönlü güzel takipçilerim. Evet, ot videoları bu aralar çok güzel izleniyor. Fırsatını bulmuşken de ben de mevsiminde bol bol bu otları tüketmenizi tavsiye ederim. Benim evimden hiç eksik olmayan şifalı bitkiler var arkadaşlar. Buradaki doğada kendiliğinden çıkan otların da yeri bir başka oluyor. Ispanaktan da lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu otların, yabani otların hem salatası hem böreği hem haşlayıp salatasını yapıyoruz. Zeytinyağlı mükemmel oluyor. Evet, şimdilik şöyle karşımda hemen çok güzel o püsü bacağı dediğim bir otun hem çiçeğini açmış hem de tazecik o yaprakları var arkadaşlar. Çıtır çıtır olmuşlar. Onları size göstereyim. Şöyle komşumla torunum da az ileriye gittiler. Hem o prensesleri de çekerim az sonra. Şöyle kameramı ben ön tarafa alacağım ve o bitkiyi size göstereceğim. Bu arada şöyle etrafı da göstereyim. Zeytin bahçesindeyiz. Buralar toprak arkadaşlar, sürülmüş ama şöyle az sonra sürülmemiş yerlere de geçeceğiz. Oralar biraz geç sürülüyor. Hem gelincik tarlası olaraktan da mevsimi geldiğinde inşallah size tekrar videosunu çekerim. Geri dönük videolarımda da çekmiştim aslında. Hemen kamera markayı alıyorum arkadaşlar. Sizler de görün bu güzellikleri. Evet, karşımız böyle TOKİ evleri. Yeni yapılan TOKİ evleri şöyle göstereyim. Ve bunlar da daha önceden yapılan TOKİ'lerden. Hemen şöyle göstereyim. Evet, bu pembiş pembiş çiçekler. Harika güzel. Şifalı ot arkadaşlar. Mükemmel oluyor bence. Ispanaktan da daha lezzetli oluyor. Şöyle taze otları. Böyle ister kökünden kazın arkadaşlar. Burası zaten sürülecek tarla, bahçelik bir yer. Otundan da kassanız, kökünden de kassanız sorun olmaz. Ama böyle taze filizleri çok büyük olunca ben hoşuma gitti. Bakar mısınız şu güzelliklere? Bence çok güzel arkadaşlar bu ot. Bu arada mevsimi çok kısa bu otun. Çiçek açtıktan sonra yenilmiyor maalesef ki. Yani tohum oluyor. Şöyle taze yapraklarından, taze filizlerinden toplayabiliriz ama. Ve bu arada tarlası gibi açtığı zaman da bu ot çok güzel oluyor. Görsel açısından da. Ben daha önce videosunu da çekmiştim. Yine bu Nazan komşumuzla videomuzu paylaşmıştık. Evet, şöyle minik minik tomurcuklar da var burada ama onlar sorun olmaz. Ama tomurcuksuz taraflardan da şöyle alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun böreği çok güzel oluyor. İsterseniz de bu sac üzerinde böreğini, isterseniz de normalde o kat kat o böreğini, ıspanak gibi böreğini yapabilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. Mükemmel oluyor. Ben şimdi hemen poşetime bunu koyacağım. Ve geçelim bakalım. Bizim komşumuz ve torunum gitti. Bir bakalım nerelere gittiler. Evet, şöyle hemen yan tarafta da gördüm. Arkadaşlar böyle dikenleri küçükken yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi elime dikeni batmıyor. Bunu kazıp böreğinizin içerisine de katabilirsiniz. Tazecik. Evet, buralar sürülmemiş. Buralarda bulabiliriz otlardan. Burası gelincik zamanı. Gelincik oluyor arkadaşlar. Bol bol gelincik toplayabiliyor. Hemen şurada mavi hindiba gördüm. Onu da alacağım. Evet. Bu da böyle mavi hindiba. Şöyle güneş geliyor ama daha üst tarafımızda da diğer
ilk önce yapılan TOKİ'ler var arkadaşlar. TOKİ evleri. Burada daha hala da TOKİ evleri yapılıyor. Ama buradaki gördüğümüz zeytinlikler de galiba TOKİ'ye gidiyormuş. Buralarda bayağı bir çok TOKİ yapılacakmış arkadaşlar projede. Evet, şöyle etrafı göstereyim. Bizim şöyle ileride uzakta bizimkileri de gördüm. Hemen şöyle şuralara göstereyim size etrafı. Evet, Osmaniye'den güneşli bir havadan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gideyim. Şöyle etrafı, aslında ben otları çekeceğim ama şöyle etrafı da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Etrafta bu güzellikleri. Evet, aşağıda otoban var. Bayağı uzak bize. Ama biraz gürültü geliyor. Tabii yüksek yer olunca çekiyor arkadaşlar. Evet, buradaki gördüklerimiz yeni TOKİ'ler. Bizim geldiğimiz tarafta burada arkadaşlar. Hemen zeytinliğin arkasında bizim evlerimiz var, binamız var. Evet arkadaşlar, burada da turkotları var. Birkaç tane alacağım. Arkadaşlar, yürü yürü ismi değişen turkotları. Eşek turpu da deniliyor da. Yabani turkotu da deniliyor. Evet şöyle. Oto göbeğini aldım. Prensesim. Evet. Bunlar da turpotlar arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Zeytinyağlı haşlayıp zeytinyağlı salatası yapılabilir ve kavrulabilir arkadaşlar. Çok lezzetli olur. Evet. Turpotlarına bakar mısınız arkadaşlar? Tazecik. Tazecik olmuşlar. Şöyle kök kısmı kalıyor. Hemen orta kısmından, göbeğinden alıyorum arkadaşlar. Filiz zamanı da bunların filizlerinden toplarım ben. Çok güzel olur. İnşallah nasip olursa salatasını yapacağız ve zeytinyağlı arkadaşlar. Salatasını yapacağız. Gördüğünüz gibi orada köklere kalıyor. Evet. Bakayım. Şuraya koyayım, seç. Boş, bunlar gelincik. Onları biliyorum. Bunları biliyorum. Evet, bunlar sütlü ottan, yani eşek helvası dediğimiz otun bir değişiği. Boş, bunu yemiyoruz biz. Bu biraz şey olur, ağır bir kokulu bir ot. Onu attım. Bak, ısırganlar. Gelincikler. Yine o eşek helvasının diğer bir türü, yani Türkmen düdüğü, çoban düdüğü denilen otun bir farklı türü. Bunlar salatası yapılabilir. Böreğin için olmaz mı? Bu mu? Börek de acı olur. Ama haşlayıp salatasını yapabilirsin komşum. Tamam. Evet, şurada da şeyler var bak. Isırgan toplayayım biraz da. Evet. Isırgan var. Şöyle ben elimle topluyorum arkadaşlar. Elinizle aldığınız zaman, elinizi ısırsa bile o parmaklarınızda olan şeyler var ya, ağırlar. Uy. Onlara fayda eder. Uy, ısırdı mı? Çok kötü kaşındırıyor beni. Şu neydi? Şu yenilebilir mi? Evet, o eşek helvası dediğimiz ot o işte. Hı. Hemen şurada da var. Onun şey mi, salatası mı oluyor? Evet. Çiğ yemeğin yanına da tüketebilirsin komşum. Bak, burada ben kopardım. Şurada da var. Evet. Yetiştirebilir miyim hala? Uyuz paçala da komşu benim. Kaç gün başındadır. Bak, burada balla baba var. Böreğin içine şifa niyetine bundan da katabilirsin. Ve mide ağrısına çok şifalı komşu. Sen de midem rahatsız diyorsun ya. Bak, yanında tazesi var. Hani? Bak burada.
Ballı baba. Bak şu şurada da var. Hani? Bak ısırgana benziyor yaprakları ama ısırgan değil aslında. Ballı baba. Evet şurada hemen şey gördüm. O püsü bacağı dediğimiz otun tazesinden gördüm. Onu da şöyle size daha yakından göstereyim. Evet. Bu arkadaşlar. Bunun mükemmel böreği oluyor. Bağırsak dostu. Evet. Hem de bağırsak dostu. Komşumun dediği gibi hemen şurada da var tazesi. Ve burada da var. Şöyle biraz gölgede göstereyim. Daha net görürsünüz. Çiçeğini de az önce gösterdim ama tekrar karşıma çıktığında gösteririm size arkadaşlar. Çiçeği de çok güzel oluyor. Misler gibi de pespembe. Hem arıların o aldığı polenleri balı oradan karşılıyorlar. Eskiden böyle değildim ya. Çok mısırdı. Komşu ellerin ağrısına iyi gelir. Biraz sabret. Hangisi o? Evet. Evet. Çok güzel olur komşu. Salatası. Çiğ de tüketebilirsin. Kavurabilirsin de. Çok lezzetli olur. Böreğini de yapabilirsin. Böreklerin içine karışık olarak katabilirsin. Sen de balı balı. Burada çok güzelmiş. Tazecikmiş. Bu... Şu mu gidelim topladım. Bilemiyorum ki ben bunu. Evet. Oydu. Salatasını yaptığınız o muydu? Onun haşlayıp salatasını yapabilirsin komşu. O birazcık şey. Acı olur. Yani daha aşırı yoğun sütlü. O yüzden acı olur komşum. Evet. Isırık eskiden ben hiç aldırmazdım. Bu sefer daha beter yaptı yani. Ne ısırganmış. Evet. Evet arkadaşlar. Burada çok güzel şifalı bitkilerden 3 tane bitki görüyorum şu anda. Hem şurada gelincik otu. Şöyle göstereyim. Gelincik otu da çok şifalı. Hem böreği yapılır. Hem kavurması yapılır. Cacığını yapabilirsiniz sarımsaklı yoğurda. Az önce gösterdiğim püsü bacağı dediğim ot arkadaşlar bu. Çiçeği böyle oluyor. Ve şu güzelliklerin içerisinde bir prensesim var burada. Merhabalar tatlım. Gülay. Bir öpücük atar mısın? Canım benim. Bu benim torunum arkadaşlar. Oğlumun kızı. Evet hemen şurada. Şahdere otu. Karaciğer dostu. Minik minik böyle mor çiçekler olur. Bordo renkte. Evet. Şahdere otu ve hemen yan tarafında birkaç tane alacağım arkadaşlar. Yoğurt otu. Tiroid hastalarına çok şifalı bir ot. Çocukken hem üzerimize yapıştırırdık hem de dilimizi kanatırdık. Niye yapıyorduk bilmiyorum öyle bir deliliği ama geçen yorumlarda sevgili takipçimin biri daha yazmış. Çocukken biz bundan dilimizi kanatırdık diye. Tabi o zaman şifalardan gerçekten haberimiz yoktu ama çocukken biz internetimiz yoktu arkadaşlar. Telefonumuz yoktu. Bizim oyuncaklarımız, uğraşımız böyle bitkilerle oluyordu. Zaten benim çocukluğumdan ileri geliyor bu bitkilere düşkünlüğüm ve hayranlığım. Ben bunları çok incelerdim çocukken arkadaşlar. Böyle şu güzellikleri böyle izlerken hayran kalırdım ve çok incelerdim. Tabii o zaman şifasından hiçbir haberim olmadığı için sadece bu güzellikleri izlerdim. Ve bana şeyi hatırlatıyor. Heidi'yi ve Arımaya çizgi filmi var ya arkadaşlar. O Arımaya'daki çizgi filmdeki o bitkiler benim çocukluğumdaki bitkiler. Ben onu çok hatta daha yani arkadaşlar 48 yaşındayım. Hala daha ben o çizgi filmleri izlemeyi çok seviyorum. Evet şahdere otu karaciğer dostu. Karaciğer yağlanmasına, karaciğer sirozuna
çok iyi gelen, günde bir bardak içmeliyiz arkadaşlar. Çok şifalı bir bitkilerden biri. Şurada da hemen gelincik otu gördüm. Gelincik otu çok güzel. Ve hemen şurada hardal otu gördüm. Evet. Turp otu yan tarafında. Hemen şöyle göstereyim. Hemen yan tarafında da hardal otu arkadaşlar. Böyle hardal otu da şöyle üst tarafı da alayım. Hardal otunun haşlaması, salatası daha güzel oluyor bence. Turp otu birazcık şey oluyor. Biraz acımsı tadı oluyor ama bence hardal otu daha lezzetli oluyor. Evet, burada da şöyle çamurunu sirkeleyeyim. Yine püsü bacağı böreklik ot. Şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle. Küçük çocukların çizgi filmini mi izliyordun? Hmm. Ben de şimdi şey var ya bebeğim. Haydi var ya. Haydi'yi sen izliyorsun değil mi? Beraber izliyor arkadaşlar torunumla şimdi. Haydi çizgi filmini ve şeyi. Uçan kaz var. Nils var değil mi anneciğim? Ben onu izliyorum. İzliyor mu? Küçükken de hayal olur. Ah kuzum benim, sen daha küçüksün ki. Büyümedin ki. Sen daha büyümedin ki babaannem. Sen daha küçüksün. Kuzum benim. Abla olunca büyüdüm zannediyor benim prensesim. Küçük kardeşi var. Evet. Burada çiçekleri var. Arkadaşlar. Ama şöyle tazelerinden de şöyle kopartabiliriz. Evet. Şöyle biraz aldım. Evet anneciğim. Evet, hardal otu buldum. Ve şurada gelincik otu. Babaanne. Efendim kuzum. Ben çok da dolmuş ben. Poşetimiz dolmuş mu? Şimdi gideceğiz zaten eve. Şöyle bir Nazan teyzemize bir bakalım. Nazan teyzemiz yumulmuş otlara. Ay çok güzel olmuş. Tazecik büyümüş bu ot. Evet arkadaşlar, sütlü kokar. Şöyle biraz bıçağım çamurdu ama şöyle çamur oldu, göstereyim. Süt kokar. Nisler gibi olur. Şurada hemen çiçeğini de göstereyim size. Evet, zeytinlere daha ilaç atılmadı. İlaç atılmadan da şöyle o fırsatı kaçırmayalım dedik. Ve birazcık ot toplayalım dedik komşuyla. Çok güzel olmuş. Şu yenir mi? Evet. Aşağıdaki yol bizim. Evet arkadaşlar, leylek kakası dediğimiz, bu da yine sardunyagillerden. Şöyle çiçeğini göster komşum. Evet. Biz saat otu derdik. Küçük çocukken onun tohumlarını döndürdük, kolumuza takar. Evet, böreği olur, kavurması olur. Her çeşit ottan koydum bugün. Evet. Böyle çeşitli ot için. Daha lezzetli oluyor komşu, çeşitli otlardan. Hı hı. Bak şurada da varmış. Kocamanmış bu. Evet şöyle göstereyim. Burada tohumları var arkadaşlar bak. Leylek gagası ismini de bundan da alıyor zaten. Leylek gagası gibi. Şunu gösterelim mi bunu? Hangisi? Evet. Püsü bacağı dediğimiz böreklik ot.
Evet, hemen şu tepeciğin altında sürülmeyen yer var arkadaşlar. Onun otu çok güzel oluyordu. Geçen sene oradan da topladık. Şöyle bir komşuma oraya da bakacağız. Otların içinde. Evet. Bebeğim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Kuzum. Çıkamıyorum. Babaannesinin gülü. Vardır illaki komşu. Rabbim ne güzellikler yaratıyor. Nasibimizde, kısmetimizde elbet vardır bir şeyler. Diyelim şöyle şu çayırların içine bir dalalım. Mesela ben ileride hardal gördüm. Hardal gördüm komşu. Oradan öcük öcük bakarsan. Bir şey olmaz. Öcük bizi, öcük bizden korkar kaçar. Bak mesela burada tosbağacık gördüm aha burada. Ay ay ay, sen ne yapıyorsun böyle? Evine geldik, rahat hissettik. Beyefendi mi, hanımefendi mi? Artık komşu. Olmamışsın. Gülay gördün mü kızım? Hı-hı. Gel gel gel. Kaplumbağa. Gel bak, gel bak kızım. Kaplumbağacık. Hemen kafasını içeriye soktu. Bizden korktu. Yazık. Komşu sen o şeyi her darısını soktu. Tamam, girmeye korktun değil mi? Tamam. Gülay sen girme kızım buraya. Gel. Sen Nazan teyzenin yanında dur bebeğim. Ben şöyle yavaş yavaş dalayım. Evet. Arkadaşlar o kadar çok ot olmuş ki şöyle insan hani nereye basacağını şaşırıyor. Evet. Şurada çok güzel hardal gördüm. Onu kazacağım. Gelincik bu otun içinde çok güzel oluyordu her zaman ama bu sefer yok baktığımda. Gelincikler. İyi ki bir tane yabani şey bulmuştum komşu. Mavi hindibağı bulduydum iyi ki az önce bir tanecik. Numunelik gösterdim sevgili takipçilerime. Evet. Şöyle nereye bastığımı da görmek istiyorum. Evet. Hardalların o taze filizlerinden toplayacağım. Ay çok güzel. Ay tazecik. Şöyle dip kısmından kopartacağım. Evet. Şöyle eşek helvası dediğimiz ottan da topladım. Şöyle göstereyim. Evet. Yine şurada Ballı Baba var. Şifası için birkaç tane alacağım. Evet şöyle geldiğim yerden tekrar döneyim. Bak şurada, şurada şeyler var. Gelincik. Şöyle bir iki tane alayım. Şifa niyetine en azından birkaç tane. Gelincik oluyor bir gün. O zaman açtığın yer var ya nasıl? Evet. Oluyor? Daha önce videosunu çektim de. Yine geliriz inşallah nasip olursa. İnşallah. Şifa niyetine birkaç tane alalım bulduğumuz otlardan. Hem sevgili takipçilerimle şöyle güzel bir kır videosu olsun, ot videosu olsun. Hem de gezelim dedik arkadaşlar. Bugün de güzel, güneşli görünce havayı. Şöyle mis gibi. Evet. Doğadaki şifa gibi, doğadaki otların lezzeti gibi bence. O pazarlardan satın aldığımız şeylerin ben tadını bulamıyorum arkadaşlar. Ispanaktan daha lezzetli geliyor bana sanki bu yabani otlar. Tabi ıspanak da güzel ama hakkı yenilmez. Rabbimin yarattığı bir bitki ama bu şifalı otlar bence daha lezzetli oluyor. Kendiliğinden bitenmiyor. Evet. İlacı yok. Doğal. Babaannem ne zaman gideceğiz? Babaannem şimdi gideceğiz. Yeter. Yeter. Allah bereket versin. Bugünkü
şeyimiz böyle. Farklı ot görürsem eğer yol üstünde çekerim giderken. Evet. Şöyle aşağılarda daha güzel sanki. Hem manzarası çok güzel hem o da çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar, biz everik diyor. Tohumu da ishale çok şifalı arkadaşlar bu bitkinin. Şöyle. Ben tohumaya karıştırıyorum. Karışık otların ise böreklik ot olarak kullanabilirsiniz. Şurada da var. Burada da bir sürü yoğurt otu var. Evet. Ekşimen. Labada da denilebiliyor. Farklı farklı yöresel otların isimleri var arkadaşlar. Şöyle birazcık da şuradan şey alayım. Yoğurt otu alayım. Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum. Annem bu videoyu izlediğinde eski zamanlar aklına gelecektir mutlaka. Evet, biz buna telmin diyor arkadaşlar. Sizin yörede ne diyorlar bilmiyorum ama şöyle bu uçlarının bu taze kısımlarını toplayıp zeytinyağlı salatasını yapıyor arkadaşlar. Mükemmel oluyor. Evet, daha yakından göstereyim. Yaprakları karpuz yaprağına benzer. Ve böyle sarmaşık türüdür. Şöyle dallara tutunaraktan yukarıya çıkar. Ve uç filizleri arkadaşlar böyle kalın kart yerlere yenmiyor. Şuradaki gördüğümüz bu uç filizleri çok lezzetli oluyor. Şimdi görünce çocukluğum geldi aklıma. Evet, şöyle daha yakından göstereyim. Uçlarının filizlerini topladığımız için telmin diyor arkadaşlar. Yani uç telmin kısımlarını topluyor. Bu çok lezzetli olur. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Annem çok toplardı. Bizim çocukluğumuzda yapardı. Evet. Ay komşu, püsü bacakları burada çok güzel olmuş. Hemen şuradan kazayım. Şöyle bir bakayım. Efendim. Geliyorum kızım. Biraz çocukla çıktığımız zaman. Efendim. Tamam bebeğim, geliyorum. Ot var, baban ne diyor? Çağırıyor. Geliyorum babaannem. Evet. Kuzum benim. Babaanne ot var, gel diyor. Evet, bu arada komşumun bahçesine geldik. Arkadaşlar, çok güzel marul yetiştirmiş. Bakar mısınız? Şöyle. Ama arkadaşlar, burada da bak komşu, sen midemden rahatsızım diyorum. Burada ballı babalar var. Hani kız? Aha. Bak. Efendim. Tamam, geliyorum kızım. Aşağıda bak şeyler var. Marulların yanında kuş otları var. O az önce boncuk otu dediğimiz var ya. Evet. O. Evet. Burada gördüğünüz gibi komşumun da yeşil soğanları var. Komşu vallahi güzel olurdu ha, kısır. Kısır olur, magasarı yiyemez oldum. Ha komşu, ihtiyacım olsun. Vallahi soğanım var komşu. İşte marul da vereyim bir tane. Bir tane marul verir o zaman, 2-3 tane de şey alayım. Maydanozun var mı komşu kız? Maydanoz var komşu. Ha. Şurada varmış bak, 3 tane maydanoz. Aynı kız. Ha, İsrail söktü de gerektiydin. Yanındaki otu kaz komşu kız. Hem kökünü rahata çıkart, yazık. Bir üç tane de soğan verirsen sevinirim. Babaanneciğim orada dur, tamam mı? Geliyorum ben. Bak buraya da sokmuş şey, zeytin. Hmm, zeytin dikmiş. Olur mu diye. Olur ya, olmuş. Rabbim verirse olur. Elimizden gidecek ya komşu. Pek şeyim kalmadı. Hayırlısı olsun. İyi kötü. Ekiyorduk. Verir Rab. Bunlar baş tutar mı komşu? Tutar belki.
Bunlar şey ki? Ya onlardan. Şey mi? Küçük şeyler mi gittin? He. He. Temizlerim değil, tamam. Temizlerim. Yok yok, temizlerim komşu. Şimdi temizleyeyim de komşu. Hı hı. Maydanozum olsa toplardık kız. Valla. Benimkiler ektim büyümüyor ya. Gübre istiyor biraz da. Şey, şeker attım, atmamız gerekiyor aslında. Biraz şeker atsak aslında iyi olur komşu. O şeker çok iyi geliyor maydanoza. Ben de şekeri. Tamam. Komşu. Videoyu açtım şöyle arıları. Arıların yanından şöyle bir geçek bakayım. Ya arılar bizi öper ya da biz arılar öperik. Dur bakalım. Şu mu senin şey dediğin? Bismillah. Dediğin. Yok o değil. O ne komşu? O yabancı çiriş diyorlar. Şey de bilmiyorum. Ay komşu çabuk hızlı geçiyorum ben. Hızlı geçtim. Şey. Arılar öpecek diye korktum. Şurada çok güzel şey olmuş. Füsü bacağı otu olmuş arkadaşlar. Börekli got. Çok güzel olmuş. Ve gelincikler. Komşu senin bahçede daha güzel olmuş. Gelincikler. Ay. Vallahi dağ bayır boşuna gezmiş sanki. Ay şu güzelliklere. Maşallah. Bunu kaynatıp suyunu mu içeceğim komşu? Balma bayı mı? Evet. Kaynatıp suyunu da içsen olur şey. Böreklerin içinde karıştır. Yabani otoraktan komşu. Evet arkadaşlar. Şöyle şu güzel manzarayı göstereyim. Hem gözümüz hem gönlümüze hitap eden bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet, biz daha ot toplamaya doyamadık ama videomu sonlandırayım arkadaşlar. Yaklaşık 33 dakikadır bizimle berabersiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve kanalıma abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu arada şöyle komşumun arıları da gösterdim. Çok yaklaştım komşu. Bak arı sokar. Gerçi sen alışmışsındır da. Ben yanından geçerken korktum geçmeye. Evet. Harika güzel. Bar satıyor diye. Bal olsaydı keşke. Komşu satıyor derdim. Herkes organik arıyor. Bulamıyor zaten de. Ama ben o konuda şanslıyım komşum sağ olsun diyormuşum. Allah bol bol bereket versin inşallah. Böyle bahar çiçeklerinde harika güzel. Bal olursa tabii neden olmasın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gülay'cığım hadi bay bay et anneciğim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Biz bugün böyle babaanneyle torun, komşu derken beraber gezdik bugün. Güzel bir güneşin tadını çıkardık. Harika güzel gün oldu bizim için. Evet, aşağıda kelebekler bile uçuyor. Çok güzel. Havayı bulmuşken her yer cıvıl cıvıl arılar, kelebekler, çiçekler derken bizim için güzel bir gün oldu. Umarım sizin için de güzel bir eğlenceli video olmuştur. Yani evden çıkamayanlar, betonlar içinde yaşayan arkadaşlarıma en azından birkaç dakikalarını güzel geçirmişlerdir bizlerin sayesinde. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videomuzu paylaşırsak sevinirim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Şöyle biz poşetlerle şöyle topladık arkadaşlar. Otlarımızı topladık. Hemen şuradaki videomuzda da kapatayım videomu. Çiçeklerle beraber. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.